Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Seyirciler, Bakış Açısı'na hoş geldiniz. Bugün 30 Mayıs 2016 Pazartesi. Bugün Hasan abi yayınımızda olamıyor maalesef. Küçük bir rahatsızlığı var. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bizler telefon bağlantılarıyla ve diğer taraftan da haberlerle sizlere bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Lefke'de olaylar oldu. Lefke'de öğrenciler karşı karşıya geldi. Bununla ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Bundan bahsedeceğiz. Havadis'i verelim arkadaşlar ekrana. Havadis gazetesi bugün Lefke yine savaş alanı manşetini attı. Lefke'de bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sonrası Türk ve Kürt öğrenciler birbirine girdi. Kavga büyüdü, ortaya korkunç bir tablo çıktı, diyor. Gemi Konağı Muhtarı Ahmet Cet, öğrencilerin muhtarlık binasına da saldırarak bayrakları indirmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi. Polise çağrıda bulundu Ahmet Cet. Evet arkadaşlarımız, birazdan Ahmet Bey'i hattımıza almaya çalışacaklar. Lefke Muhtarı Ahmet Lefke'de. Pardon, Gemi Konağı Muhtarı Ahmet Cet hattımızda olacak. Olaylarla ilgili detayları kendisiyle konuşabiliriz. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde ve başka üniversitelerde öğrenim gören ülkücü ve Kürt öğrenciler Gemi Konağı'nı savaş alanına çevirdi. Onlarca öğrenci ellerine geçirdikleri taş, sopa ve kesici aletlerle birbirine saldırdı. Çok sayıda araç da olaydan büyük zarar gördü. Öğrencilerin eğlenmesi ve kaynaşması için okul idaresi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri yine amacından saptı. Kendini bilmez öğrenciler sağcı solcu, ülkücü Kürt milliyetçisi diye ayırışarak ortalığı birbirine kattı. Gemi Konağı sokaklarında devam eden kavga sırasında muhtarlık binasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da sökülerek yere atıldı. Gemi Konağı halkı yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Polisin gereğini yapmasını istedi. Evet, muhtar konuyla ilgili Gemi Konağı Muhtarı Ahmet Cet, öğrencilerin muhtarlık binasına saldırarak bayrakları indirmesine tepki gösterdi ve bunun kabul edilemez olduğunu değerlendirdi. Polise çağrıda bulundu. Evet, Lefke'deki olaylar Havadis gazetesinde bu şekilde yer alırken Kıbrıs gazetesi de Lefke'yi savaş alanına çevirdiler manşetini attı. Bugün Kıbrıs gazetesine verecek şimdi arkadaşlarımız. Kıbrıs'ta Lefke'yi savaş alanına çevirdiler dedi. Lefke'de karşıt öğrenci grupları arasında çıkan büyük kavgada 7 kişi yaralanırken etrafa büyük zarar verildi. Lefke'de Şehit Selahi Mehmet Sokak'ta dün sabah saat 3 sıralarında yüzlerce karşıt grup Türkiye'li öğrenci arasında büyük bir kavga çıktı. Öğrenciler birbirini taşlarla, sopalarla, kesici aletler ve inşaat demirleriyle öldürücüye saldırdı birbirine ve kavgada 7 kişi yaralandı. Tarafların birbirlerine fırlattıkları taşlar nedeniyle sokak üzerinde park halinde bulunan 17 araç hasar gördü.
Adeta savaş alanına dönen kentte bir iş yerinin vitrin camları da kırıldı. Vatandaşlar öğrenciler arasındaki kavga nedeniyle büyük korku yaşadılar. Lefke bölgesinde özellikle de gemi konağında halk huzursuz ve öfkeli. Vatandaşlar yetkilileri öğrenci olaylarının tekrar yaşanmaması için ciddi tedbir almaya çağırdı. Polis olaylara karışanları kamera görüntüleriyle belirlemeye çalıştı. Polis dün gün boyu araçları durdurarak Lefke'ye giriş çıkışları kontrol etti. Polis ekipleri hem olayla ilgili kişileri tespit etmek için uğraş verdi hem de olası yeni bir kavga yaşanmaması için tedbir aldı. Yeniden olay çıkabileceği ihtimaline karşı dün gece Çevik Birlik ekipleri Lefke Avrupa Üniversitesi'nde hazır olarak bekletildi. Evet, Lefke'deki olay bu şekilde cereyan etti. Bugün Kıbrıs gazetesi ve Havadis gazetesinin manşetindeydi bu olay. Bunu sizlerle paylaşmış olduk. Halkın Sesi Seyir Sefer uygulaması tehlikeyi arttıracak manşeti attı sayın seyirciler bugün. Bu arada Ahmet Bey'e ulaşmaya çalıştık. Arkadaşlarımız gemi konağı muhtarı Ahmet Cedi ulaşamadılar. Onu da belirtmiş olalım. Seyir Sefer uygulaması tehlikeyi arttıracak. Trafik kazalarını önleme derneği seyir seferlerin akaryakıta bağlanması için yapılan çalışmalara tepki gösterdi. Dernek Başkanı Avcı, yollarda can pazarı yaşanırken trafikle ilgili gündemin seyir sefer paraları ve kiralık araç plaka renkleriyle doldurulmasının manidar olduğunu söyledi Sayın Avcı. Yapılması planlanan uygulamayla eski ve ağır araçların daha çok sayıda yollarda dolaşacaklarını vurgulayan Avcı, hafif ve düşük motor güçlü araçlar teşvik edilmesi gerekirken yeni yollarımızda eski ve güçlü araçlar daha çok tehlike yaratacak dedi yaptığı açıklamada Sayın Avcı. Avcı, devletin asli görevi insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Ancak yollarda can güvenliği yoktur. Bunu oluşturmak için öncelik verilmediği gerçeği gözden kaçırılarak para tartışmaları ön plana çıkarılıyor dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde araç muayenelerinin güvenilir olmadığını kaydeden Avcı, sadece Lefkoşa Muayene Merkezi'nde salon araç teknik muayene cihazları var, diğer merkezlerde yok. Kamyon, otobüs muayene aletleri ise hiç yok. Araç muayene parasını alıp teknik muayene yapmamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz diye konuştu. Hepimizin bildiği gibi seyir sefer için gideriz. Arabamıza muayene yaptırırız. Hatta birkaç gün bile geçirseniz son günü çok yüksek ceza ödersiniz. Ancak arabayı muayeneye götürdüğünüzde herhangi bir muayene falan herhangi bir şey olmaz. Yani o muayeneden kasıt nedir tam bilmiyorum ama arabayı götürürsünüz, sonra da geri getirirsiniz. Orada bir bakarlar ve araba muayene edilmiş olur. Sanırım Sayın Avcı'nın söylediği de bununla ilgili. Diyor ki Avcı, yani siz aracınızı muayene için götürüyorsunuz. Ancak aracınız muayene parası da alınıyor sizden. Teknik muayene yapmıyor devlet ve bu teknik muayene yapılmaması devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz diyor Sayın Avcı. Gerçekten de Sayın Avcı bu anlamda haklı. Evet, Avcı'nın bir başka gazetede de yine bu trafik konusunda açıklamaları var Sayın Avcı'nın. Sayın Avcı Afrika gazetesinde de Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı olarak sahte plakayı takın, gezin diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde isteyenin istediği araç plakasını yaptırabileceği bir yasasız düzen var. İsteyen istediği sahte plakayı yaptırıp arabasıyla gezebilir, soygun yapabilir, terör estirebilir diyor Sayın Avcı. Evet, Avcı haksız sayılmaz aslında yine. Gerçekten de öyle. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Plakayı yaptırıp
takabilirsiniz. İşte harflerin incelliği, kalınlığı, yani bir standardı, bir bununla ilgili herhangi bir düzenleme vesaire yok. Siz istediğiniz gibi, örneğin arabanızın plakı A, plakası AB, siz oraya KL de yazabilirsiniz, istediğinizi yazdırabilirsiniz. Bu kadar düzensiz ve başıboş bir durumu var aslında bu durumun. Evet, bu konuyla ilgili Ada Haber Merkezi'nin hazırladığı bir bülten var aslında, haber var. Bu haberi verelim ve bununla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Başkanı Mehmet Avcı, son zamanlardaki seyri sefer tartışmalarıyla ayyuka çıkan trafik ve trafikteki sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu. Avcı, devletin ve hükümetlerin asli görevinin insanların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu, ancak yollarımızda can güvenliği olmadığı, oluşturulmadığı, oluşturmak için öncelik verilmediği gerçeği gözden kaçırılarak para ve şekilsel tartışmaların ön plana çıkarıldığını belirtti. Mehmet Avcı yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yollarımızda can pazarı tehlikelerinin yaşanması devam ederken, trafikle ilgili gündemin seyri sefer paraları ve kiralık araç plaka renkleriyle doldurulması manidardır. Devletin ve hükümetlerin asli görevi insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Ancak yollarımızda can güvenliği olmadığı, oluşturulmadığı, oluşturmak için öncelik verilmediği gerçeği gözden kaçırılarak para ve şekilsel tartışmalar ön plana çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde isteyen, isteyene istediği araç plakasını yaptırabileceği bir yasasız düzen vardır. İsteyen istediği sahte plaka yaptırıp arabasıyla gezebilir, soygun yapabilir, terör estirebilir. 4 yıl önce Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu tarafından hazırlanan sahteciliği ve keyfiliği önleyecek, plaka yapanların izinlendirileceği yasal düzenleme gündeme getirilmezken, kiralık araç plakalarının rengi ve rakam yeri değiştirilerek ne amaçlandığını, yol güvenliğine katkısını, değişikliği yapan bakanlık veya bakanlar kurulu kamuoyunu bilgilendirmelidir. Yollarda dolaşan araçların güvenliği tartışmalardan uzak tutularak, parayı kim, nasıl, ne kadar toplayacağının gündeme getirilmesi ne manidardır diyen Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti araç muayeneleri teknik ve güvenilir değildir. Sadece Lefkoşa Araç Muayene Merkezi'nde salon araç teknik muayene cihazları vardır. Diğer merkezlerde yoktur. Kamyon, otobüs, tır, tanker muayene aletleri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hiç yoktur ifadelerini kullandı. Muayeneleri teknik olarak değil, el ve göz yordamı ile yapılmaktadır sözlerine yer veren Avcı. Hükümet bu araçların yoldaki güvenliğini neden sağlayamadığını, neden öncelik vermediğini kamuoyuna açıklamalı veya sistemin tamam olduğunu savunma cesaretini göstermelidir. Araç muayene parasını alıp teknik muayene yapmamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmamalıdır. Yabancı ülkelerden gelen Türkiye Cumhuriyeti hariç ehliyetlerin sahteliği araştırılmadan ücret karşılığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetine çevrilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetlerinin üzerinde seri numarası olmadığından kopyalanmasına, sahtelenmesine imkan tanınmaktadır şeklinde konuştu. Kamyon, otobüs, tır, tanker sürenlerin 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini vurgulayan Avcı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk sağlık muayenelerinin 60 yaşında başladığına dikkat çekerek, profesyonel sürüş ehliyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sistemlerinde oluşturulmamıştır dedi. Avcı sözlerini şöyle sürdürdü. Uyuşturucu ile yakalananlara çağdaş tedavi yasaları geçiren mecliste ve ilgili bakanlıklarda sürücülerde uyuşturucu testinin sorgulanmaması da manidardır. Amaç, uyuşturucu kullanmayı önlemek, caydırmak olması gerekirken kullananları tedavi etmek ön planda tutulmuştur. Yolları tehlikelerle dolu, sürücü kalitesi tartışılır. Araç muayenelerinin teknik yapılmadığı, 60 bin yabancı öğrenci olan ancak toplu taşımacılığının saat 18'den sonra olmayan ülkemizde seyri sefer paralarının nasıl, kimin tarafından ne kadar toplanacağı gündeminin önceliğe alınmasının esas nedenini sorgulamak gerekmektedir. Yapılması planlanan uygulama ile ilgili açıklamalarda toplamdan daha fazla para toplanacağı, yani insanlarımızın cebinden daha fazla harcama olacağıdır. Yol güvenliğine katkısı olmayacağı gibi olumsuz etkileri olacaktır. Eski ve
ağır araçların daha kolay müşteri bulabileceği, daha çok sayıda yollarda dolaşacakları, ancak 2-3 yıl sonra servisleri, yedek parçaları, lastik değişimi için çok paraya ihtiyaç duyulacağından bunlar ihmal edilebilecek, teknik araç muayenesi olmayan, yolları tehlike dolu, sürücü kalitesi tartışılır yollarımız daha da tehlikeli duruma girecektir. Bu şartlardaki bir ülke yollarında hafif, düşük motor güçlü araçlar teşvik edilmesi gerekirken, tasarlanan yeni uygulama ile yollarımızda eski ve güçlü araçlar daha çok tehlike yaratabileceklerdir. Evet, Sayın Avcı'nın açıklamaları bunlardı. Az önce de söylemiştik aslında Sayın Mehmet Avcı çok da haksız sayılmaz. Ve Sayın Avcı'nın bu sözleri oldukça dikkat çekici. Seyir sefer uygulaması tehlikeyi arttıracak. Seyir seferlerinin yanında aynı zamanda tabii ki bu araç muayenesi, diğer taraftan plaka konusu, tüm bunları yan yana getirdiğinizde trafik konusunda ciddi bir problem olduğu açık ve net. Ortada bir düzen yok, bir standart yok. Örneğin araç plakası konusunda Avcı'nın söylediği de doğru. Araç plakası, istediğiniz gibi araç plakası yaptırabiliyorsunuz. Ne bir yasası ne bir düzeni var. İsteyen istediği saate plakayı yaptırıp arabasıyla gezebilecek, soygun yapabilecek, terör estirebilecek durumda bu ülkede maalesef. Sayın seyirciler, bugün Milliyet'te yer alan Sayın Serdar Denktaş'ın bir açıklaması var. Denktaş'tan Kıbrıs'a yeni bir çözüm önerisi üst başlığıyla verildi. Sefa Karaas'ın haberi, halklara iki devletin devamı sorulmalı diyor Serdar Denktaş. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkına yaşamakta olduğumuz sürecin yasallaşması arzunuz var mı diye bir soru sorulması gerekir diyor Denktaş. Mevcut koşulların bütün dünya devletleri tarafından kabul edilerek ada üzerindeki iki devletin varlığının kabul edilmesi, bu iki devlet kendi arasında uzlaşarak, anlaşarak zaman içerisinde işbirlikleri geliştirebilir. Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altında bir araya gelinemeyeceğini artık herkes görmeli diyor Serdar Denktaş. Serdar Denktaş'ın bu sözleri bugün Milliyet'te yer aldı. Sefa Karaas'tan bunu haber yorum şeklinde sayfasına taşıdı Milliyet'in. Bu arada arkadaşlarımız da ekrana getiriyorlar. Hem bu konuyu hem de Kıbrıs müzakere sürecindeki son durumu Sayın Serhat Kotak'la değerlendireceğiz. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Kotak, günaydın. Sayın Kotak, günaydın. Günaydın efendim. Evet. Şimdi bizim sesimizi biraz, değil mi? Nasıl olmalı Mustafa? Biraz kısın bizim sesimizi Serhat Bey. Radyodan ya da televizyondan. Bilmiyorum nedir şeyi ama bir feedback var. Serhat Bey, Sayın Denktaş'ın böyle bir önerisi var. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkına yaşamakta olunan sürecin yasallaşması arzunuz var mı sorusu soralım diyor. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altında bir araya gelinemeyeceğinin artık herkes tarafından görüldüğünü ve bunun, bu soruyla birlikte bu bir araya gelişin olamayacağının görülebileceğini ifade ediyor aslında Denktaş. Katılıyor musunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi sizi tam olarak duyamıyorum Cem Bey. Tekrarlar mısınız lütfen? Evet. Sayın Denktaş diyor ki halklara iki devletin devamı sorulmalı diyor her iki halka. Evet. Kıbrıs'ı Türklere ve Kıbrıs'ı Rumlara. Tam olarak şöyle bir cümle kullanıyor. Mevcut koşulların bütün dünya devletleri tarafından kabul edilerek ada üzerindeki iki devletin varlığının kabul edilmesi, bu iki devlet kendi arasında uzlaşarak, anlaşarak zaman içerisinde işbirlikleri geliştirebilir diyor. Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altında bir araya gelinemeyeceğini artık herkes görmelidir diyor. Ve her iki halka da, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum halkına, yaşamakta olduğumuz mevcut durumun devamından yana mısınız şeklinde bir soru sorulması gerektiğini söylüyor Sayın Denktaş. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü? Federal çözüm diye bir
yapıya girişi, ki herkes bundan başka bir şey anlamaktadır yıllardır, biliyorsunuz. Evet. Epey zorlanan bir çözüm modeli oldu ve henüz buna ulaşılamadı. Yani iyi niyetle masaya oturan iki taraf bile olsa, bir taraf biraz daha değişik bile olsa, bir şekilde buna ulaşılamadı henüz. Sayın Akıncı da buna ulaşabilmiş değil. Sayın Anastasiyelis karşı tarafta mutabak tam olarak veremediğinden dolayı belli ki. Yalnız şöyle bir nokta var ki, Sayın Denktaş'a burada katılmamak mümkün değil. Aslında federal çatı altındaki işlevsel ve yaşayabilir bir çözüme ulaşabilmek için iki devlet temelinden hareket etmek gerekmektedir. Bu da adadaki şu andaki gerçeklerin kabulü ve bu iki yapının, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum yönetiminin yavaş yavaş önce ekonomik konulardaki işbirlikleri ve anlaşmalarla başlayarak bunları artık ileride sosyale, başka şeylere de çevirerek, sportif falan, kültürel derken, yavaş yavaş bu iki devletin birbiriyle yakınlaşması ve bu işbirliğinden ortaya çıkabilecek belki de bir federatif yapı söz konusu olabilir. Yani bu açıdan Sayın Denktaş'a kesinlikle katılıyorum. Çünkü düşünecek olursanız federal bir yapıya giden yolun en sağlıklı şekli de bundan geçer. Bu geçmişte yaşanan acı olayların gerçek olduğunu da kabul ederek bir çözüm önerisidir aslında. Çünkü biliyorsunuz aniden bir düğmeye basıp kafaların kaldırılması insanımızı epey tedirgin etmektedir. Çünkü eskiden gelen adada bizden daha fazla çoğunlukta olan, bunların saldırılarına mazur kalmış bir halktan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde Sayın Serdar Denktaş'ın önerdiği şekildeki bir yaklaşımla ideal çözüme giden veya nihai çözüme giden diyelim, ideal olmakla beraber belki de daha sağlıklı bir metot diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi bu bir öneri tabii. Yani Rum tarafından kabul edilir edilmez, ki yüksek olasılıkla kabul edilmez böyle bir öneri. Tabii ki. Ama hani bu bir öneriden öte, hani durumun da analizini yapmaya yönelik bir argüman aslında. Belki de Sayın Denktaş da bu anlamda bunu kullanıyor. Tabii ki analizi de çözümü de içerisinde, yani gayet iyi düşünülmüş bir yaklaşım. Bir de şu var, yani bir de öngörü de var bunun içerisinde. O da Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çok yakın geçmişte söylediği, şu anda masada görüştüğümüz müzakere süreci eğer bir anlaşmayla sonuçlanmazsa, bir çözüm, kesin bir çözüm şeklinde iki taraf mutabık kalmazsa, bu federal çözüm için son şanstır. Bundan sonra bu konuşulmayacaktır diye bir öngörüsü vardı, hatırlayacaksınız. Evet. Bununla da paralel bir görüşme yapıyor Sayın Denktaş. Şeye dönelim. Mesela son dönemde yaşanan bu Anastasiadis'in İstanbul'daki toplantıyı terk etmesi, Akıncı'nın yemeğe katılması. Evet. Örneğin bizden de eleştiri oldu. Aman Akıncı işte sabote etti, Akıncı kullanıldı, Akıncı işte Erdoğan'ın oyununa geldi vesaire gibi şeyler söylendi. Sayın Akıncı da çıktı, dedi ki ya ne alakası var, biz gittik oraya. Yemeğe gittik, yani bu Sayın Erdoğan'ın verdiği özel bir yemek, BM toplantısı değil ki, dedi. Onunla ilgili çok tabii konuşuluyor. İşte Sayın Anastasiadis'in yapmış olduğu tavrı fevri olarak değerlendiriyor Cumhurbaşkanlığı. Bir yandan yine yorum yapanlar diyor ki yahu orada ne güzel bir ortam vardı, işte bu değerlendirilebilirdi, orada Çipras da vardı. Dolayısıyla Anastasiadis, Akıncı, Erdoğan, herkes bir arada aynı masada oturup bir çözüme ulaşılması çerçevesinde bir güzel bir görüntü verilebilir. Hiçbir şey konuşulmasa bile şeklinde. Bu fırsat kaçtı diyen var. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra sonuçlarını da isterim hani yorumlayasınız. Bu konuyla ilgili sizin değerlendirmeniz nedir? Şimdi yani bu şekilde eleştiri yapan kişilere yani artık üzülüyorum diyeyim. Çünkü yani ne, hem olayları tam ya tam anlamıyorlar
ya da samimiyetten uzak oldukları için ve bazı çevrelere veya kişilere olan antipati veya nefretlerinden dolayı konuları saptırmaktadırlar. Yani öncelikle insani bir konuda olan bir zirvesi var Birleşmiş Milletler'in İstanbul'da ve buna Sayın Akıncı'nın davet edilmemiş olmasını konuşmaları gerekirdi bence. Ve davet edilmemiş derken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii ki Birleşmiş Milletler nezdinde üye bir ülke değil. Tamam, o zaman üye bir ülke olarak çağırmazdı. Ama Sayın Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Türk halkının buradaki resmi lideri olduğunu, seçimle geldiğini Birleşmiş Milletler kabul etmiyor mu? Ediyor. Evet. Başka konularda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendisiyle direkt görüşebiliyor mu? Görüşebiliyor. Nitekim İstanbul'da da görüştü. O zaman bu zirveye davet edilmemesi aslında çok büyük bir yanlış ve ayıptı. Ve adının da insani olduğu bir zirveye bu tamamen insanlık dışı bir davranış olmuş oldu. Şimdi bunu eleştireceklerine Sayın Akıncı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yemek davetine katılmasını eleştirmeleri korkunç bir şey. Buna ekleyelim, bu bir yemek. Resmi bir yemek olabilir ancak bir yemek. Yani bir müzakere değildi, bir toplantı değildi, herhangi bir ajandası yoktu, belli bir gündemi yoktu, sadece bir yemek. Dolayısıyla Sayın Anastasiadis'in karşısındaki Sayın Mustafa Akıncı'yı kendiyle aynı seviyede görmediğinden dolayı buna katılmaması kadar ayıp bir şey olamaz diye düşünüyorum. Yani bu ne diplomatik açıdan ne Rumların yaklaşımı genelde şöyleymiş de dolayısıyla işte bunu beklememiz gerekirmiş. Hayır, Rumların yaklaşımı yanlışsa biz de bu yanlışı onaylamamız mı gerekir? Kusura bakmasınlar, iyi niyet olsa müzakere süreci devam ederken böyle bir yemek davetinde yan yana oturup çorbaları da içerlerdi, salatalarını da yerlerdi. Gayet güzel afiyetle bir yemek yemiş olurlardı. Dünyaya da iyi niyetle mesajları verirlerdi. Bir şekilde biz aramızda uzlaşabiliriz diye bir de mesaj vermiş olurlardı. Sayın Anastasiadis'in kabul edilemez ve ölçüsünü amacını çok aşmış bu reaksiyonundan sonra ertesi gün bütün toplantılarını da iptal edip Kıbrıs'a gelmesi. Bu defa Sayın Aydın'ın da katılacağı üçlü görüşmeyi iptal etmesi kadar saçma bir şey olamaz. Ancak bunu da tamamen Kıbrıs'taki, Güney Kıbrıs'taki tribünler oynadığını bence herkes teslim etmektedir. Yani böyle çok müthiş bir çıkış yapmıştır böyle. Biraz da şımarık bir çocuğu andıran bir çıkış yapmıştır. Yalnız şunu belirtmekte yarar var. Neden bir Rum lider bunu yapıyor? Çünkü her yaptıklarında ki bunu her süreci baltalama yeltendiklerinde yapıyorlar. Karşılarında bir ceza görmüyorlar, tam tersine ödül görüyorlar. Dolayısıyla uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, güçlü ülkeler kendilerine dur diyene kadar bunu yapmaya devam edeceklerdir. Evet. Bir sene önce, bir buçuk sene önce Sayın Downer aynısını yaptılar. Değil mi? Daha evet. Önce gidebilirsiniz. Bütün Birleşmiş Milletler özel temsilcilerini, özel danışmanları Kıbrıs'la ilgili bir bir veya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini suçladılar. İstenmeyen adam ilan ettiler. Şimdi de aynı şekilde Ban Ki-moon ve Aide'ye aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Evet. Yani şimdi de Aide bu pozisyona getirilmeye çalışılıyor. Sayın Akıncı'nın bir açıklaması var. Vaktiniz var mı bu arada? Konuşuyoruz ama siz bizi ikaz edin lütfen. Evet. Buyurun. Şart şurt kabul etmeyiz diyor Sayın Akıncı. Benzeri toplantılara Akıncı artık katılmayacak, ben o masaya bu şartla dönerim diye şartlı bir dönüş sergilemeye çalışırlarsa Rumlar, bilecekler ki tek şartımız var, o da 11 Şubat 2014'teki çerçevedir, onun dışında başka şart şurt kabul etmeyiz açıklamasında bulundu Akıncı. Sizin de az önce söylediğiniz gibi hani masaya dönülmesi halinde işte yeni bir şey elde etmeleri, bu konuda şımarmış olmaları, daha önceden bunu elde etmiş olmaları konusunda Akıncı'nın da herhangi bir şart masaya koyarlarsa biz bunu kabul etmeyiz diyor. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Sayın Akıncı'yı destekliyor musunuz? Bence Sayın Akıncı'nın açıklaması yerindedir. Az önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı, sizin de özetlediğiniz gibi. Evet. Yani bu müzikalle devam edecekse iyi niyet çerçevesinde başladığı zemin üzerinden devam eder. Anlaşılır, anlaşılmaz o başka mesele. Ancak her iki tarafın da
pozitif bir yaklaşımla masaya oturması şarttır. Yoksa tamamen bir zaman kaybından bahsetmek gerekir o zaman. Evet. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için Serhat Bey. Yani bir ben teşekkür ederim Cem Bey. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ ol. Sayın seyirciler, Serhat Kotak telefon hattımızın diğer ucundaydı. Müzakere süreciyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi kısa bir aramız olacak. Bu kısa aranın hemen ardından yeniden birlikte olacağız. Ermataş Limited ve Kanaş Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.